Merhaba, bugün su her zaman içilir mi konusunu ele alacağız. Büyük bir kısmı su olan vücut her şeyden evvel su ister. Genelde arabanın yakıtına benzetilir fakat o kadar basit değil. Arabanıza yakıt koymazsanız sadece hareket etmez. Ama vücut öyle değil ne yazık ki. Bu videoda kısa ve öz bilgilere yer vereceğim. Vücudumuzdaki suyun oranı yaşa, cinsiyete, kas oranına göre değişiklik gösterebilir. Anne karnındaki bir embriyonun su oranı %92. Küçük bir çocuğun %75 iken yaşlı bir insanın vücudundaki su oranı %55'e kadar düşüş gösterebilir. Özellikle çocuklar ve yaşlılar su eksikliğine karşı oldukça duyarlılar. Su içildiğinde genelde bu su midede kalmayı tercih etmez. Hemen bir yolunu bulup kendini dışarı atmaya çalışır. Su ihtiyacımızı sadece su ile giderebiliriz dersek de bu doğru olmaz. Birçok sıvı içeren besinler de su ihtiyacımızı karşılar. Bu su ihtiyacı besin değeri çok düşük, yeteri kadar besin değeri içermeyen kola, gazoz, çay vesaire gibi içecekler yerine süt, ayran, taze meyve sulu meyve ve sebzelerle karpuz, salatalık, kavun vesaire gidermek çok daha sağlıklıdır. Haliyle suyun içtiğimizde boşa gitmemesi için her daim rastgele içmekten ziyade bunu en yararlı olduğu vakitlerde içmeliyiz. Suyun en verimli olduğu zamanlar ne zamanlar pekala? Kalkar kalkmaz canımız pek su içmek istemez. Suyu yatmadan önce içmek yerine kalkar kalkmaz içmeliyiz. Uyandıktan sonra 2 bardak su içerek iç organlarımızı da uyandırıp çalışmasını destekleyebiliriz. Ayrıca gece sürecinde melatonin hormonu ile birlikte yenilenmeye çalışan vücut ve iç organlarımız yenilenirken suya ihtiyaç duyar. Yeteri kadar vücutta su olmaması durumunda bu ihtiyacını diğer organlardan sağlamaya çalışır. Biz uyandıktan sonra içtiğimiz su ile iç organlarımızın içerdiği suyu da muhafaza etmiş oluruz. Daha rahat uyanmak için de su içebilir. Kahve gibi, ekşi elma gibi uyanmamıza yardımcı olur. Tam tersi, daha rahat uyumak için de su bize yardımcı olur. Tabii bundan yola çıkarak uyumadan önce yastığa başımızı koymadan su içmemiz de uykuya hazırlanan vücudu uyandırarak dengeyi bozabilir. Yatmadan 20-30 dakika önce su içersek kalp ritmimiz dengeye girer ve olası kalp krizi risklerini biraz olsun ötelemiş olur. Suyu yemekten önce veya yemek sırasında içmeliyiz. Yemekten sonra değil. Öğünlerden yarım saat veya da 10 dakika önce içtiğimiz su mideyi sindirme hazırlar ve yemekleri daha iyi sindirmemizi sağlar. Yemeğin hemen ardından içtiğimiz su ise midemize baskı yapar ve hazmamızı zorlaştırır. Duşa girerken ister sıcak su kullanalım, ister soğuk su kullanalım. Su tenimize değmeye başladığından itibaren vücut ısımız değişmeye başlar. Isı değişimine göre de kaslarımız ve iç organlarımız şoka uğrarlar. İç organlarımız bu şoku atlatmak için ekstra bir performans sergiler. Bu performans da kalbe olan yükü arttırır. Kalp ve damarlarda oluşan basınç değişimine neden olur. Duşa girmeden önce içeceğimiz 1 bardak su bu tansiyonun dengelenmesine fayda sağlar. Suyun yararları ve kullanımı hakkında tonla yazı video bulabilirsiniz. Bu videodaki maksadımız herkesin dikkat etmesi gereken kaliteli yaşamla ilgili. Yani bunu derken çok paralar harcamak vesaireden bahsetmiyorum. Temel ihtiyaçlarımızı bilinçli olarak gidermemiz, yaşamaya devam ederken yanlış olarak kullandığımız vücudumuzun biraz farkına varmak. Bu yanlışlığı ötelemek, sindirmek, sıfıra indirmek. Aslında bize verilen vücudu biz kullanma kılavuzuna göre kullanmıyoruz. Haliyle garanti kapsamında dışında kalıyor. Biz ufak ufak şeylere dikkat ederek emin olun çok daha büyük sonuçları ötelemiş olacağız, engellemiş olacağız. En basitlerinden su, diğer videolarda bahsettiğimiz gibi nefes, egzersiz, alışkanlıklar bunlar küçük küçük. Aslında bizim dikkat etmediğimiz şeyler ama vücudumuzun garanti kapsamını engelleyen, garanti kapsamının dışında çıkan hareketlerimiz. Mesela kaliteli yaşamla suyun bağlantısını kuracak olursak ufacık şeyler ekleyerek bu sudan çok daha güzel verim elde edebiliriz. Çünkü gittikçe sularımız kirleniyor. Yani suyu yakıta benzetirsek veya dizele benzetirsek limon damlatılmış suyu da ultrafor dizel olarak tanımlayabiliriz. Suda kalitenin diğer bir püf noktası için suyun tadına vara vara içmeliyiz. Yani acelemiz var gibi değil de bunu biraz daha yudum yudum hissede hissede içersek vücudumuz bu suyu kendinde daha fazla tutacak.
mide bu suyla daha fazla oyalanmış olacak. Ve mide de bu suyun tadına varmış olacak. Bir an evvel akıp böbreklere intikal ettirmeyecek suyu. Olabildiğince su konusu, hani deniz derya bir konu. Bu konuda ufak bir farkındalık oluşturmak istedim. Bu ve bunun gibi videoların devamının gelmesi için lütfen abone olun. Kendinize iyi bakın. Bahsettiğimiz konuları ekleyeceğiniz bir şeyler varsa da lütfen bunu yorumlarda belirtin. Görüşmek üzere. Anne, ben video çekiyorum ya. Gel gel. Konuyu zaten kesebiliyorum. Böyle çok güzel olmuş değil mi anne? Bir görüntüye bak. Değil mi? Şuradan da şunu koydum. Hadi çabuk şey yap da kayıt yapayım. Açık açık. Ben sana yardım edeyim.